hayatın, kendinizin, düşüncenizin bir yansıması olduğuna inanıyorsunuz değil mi? Yani evet. Olaylar, başınıza gelen olaylar olmamalı. Şimdi çok tehlikeli bir çizgi var orada. Bir miktar inanıyorum, evet. İnanmak da istiyorum ama öyle şeyler oluyor ki bir insanın mesela çok ölümcül bir hastalığa yakalanmış, iflas etmiş, evliliğinde çok defalarca mutsuz olmuş bir insanı bunun aslında kendi ürettiği bir kurgu olduğu, hayatına bunları kendi çektiği ve hak ettiği lafı var ya, o insanın tüylerini çok diken diken ediyor. Ben kötü beni değil diyor ve bunu kabul edemiyor. Ama evrensel düzen içinde hak etmek ve ceza sözcüklerine inanmıyorum ben. Yani hani ceza ve ödül, buna inanmıyorum. Sadece karşılığı var. Şimdi bizde hani günah ve sevap kavramları var ya, günah nedir? Ceza karşılığı, sevabın karşılığı nedir? İyilik. Fakat şöyle düşünürsek eğer, sadece takdir var. Yani sadece karşılık var. Ne yaparsan onun karşılığını görüyorsun. Ne düşünürsen onun karşılığını görüyorsun. O zaman buna karma diyoruz işte. Yani buna evrensel boyutta baktığımız zaman çok küçüğüz. O kadar küçüğüz ki. Yani o yüzden her şeye ceza olarak bakarsak tabii ki insan egosunu kabul etmek istemiyor. Ceza değil ama hepimizin hayatının bir cümlesi var. Mesela o cümle ne? Ben çok değersiz bir insanım. Ya da çok yetersiz bir insanım. Hayat bana sürekli bu cümleyi sağlama yapmam için önüme benzer örnekleri çıkarıyor. Ben bu cümleyi iptal etmediğim sürece. Oysa bu çok geriden geliyor. Mesela değerlilik anneden gelir. Anneniz kendini değerli hissetmiş ise, size değerli hissettirmişse kendinizi değerli hissedersiniz. Yeterlilik babadan gelir. Babanız kendini yeterli hissetmişse ve size yeterli hissettirmişse kendinizi yeterli hissedersiniz. Peki bu durumda ne yapacağız? Babamız ya da annemiz bize yeterli ya da değerli hissettirmemiş. Ve biz hep bunun açlığını çekiyoruz. Yapılacak bir şey var mı? Var. Hayatta sistem şöyle işliyor. Ne istiyorsanız önce siz verin. Paraya mı ihtiyacım var? Cebimde bir miktar para mı var? Ben gider para veririm. Çünkü sistem size verdiğinizi vermek üzere tasarlanmıştır. Bilgiye mi ihtiyacınız var? Bilgi verin. Yardıma mı ihtiyacınız var? Yardım verin. İltifata ve takdire mi ihtiyacınız var? Önce onu siz verin. Çünkü insanlar kendilerine olmayan bir şey veremezler. Artık anneyi babayı suçlamayı bırakalım. İnsanları suçlamayı bırakalım. İstediğiniz şeyi peşinden verelim. İnanın ondan gelmese bile sistem size başka bir yönden verecek. Ben vererek iyileşmekten yanayım. Buna inanıyorum. Ben insanlara iyilik yapıyor gibi görünüyorum. Videolarla, konuşmalarımla dokunmaya çalışıyorum ama aslında insanlara iyilik yapmıyorum. Kendime yapıyorum. Bir elimle verdiğimi, diğer elimle kendimi bana sistem geri veriyor zaten. Zaten hayat bunu çok güzel gösteriyor. İyileştirerek iyileşiyoruz. Hiç şüphe yok.